Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Daha önce temel hukuk bilgisini bitirdik. Eksiksiz bir şekilde, full bir şekilde arkadaşlar temel hukuk bilgisini hallettik. Sırada yeni bir konu var. Bu konumuzun adı anayasa kavramı, devlet yapıları ve daha sonra da hükümet sistemleri. Önce anayasa nedir'den başlayalım. Onu anlamaya çalışalım. Zaten gerisi de gelir. Anayasa deyince ne anlamam gerekiyor? Anayasa bir ülkenin toplum sözleşmesi ya da bir devletin ana sözleşmesidir. Toplum sözleşmesi de denir. Buna ünlü düşünürler böyle demişler. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes gibi arkadaşlar. Özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun bu konuda bir eseri de var. Toplum sözleşmesi diye. Peki, anayasa hukukun konusu 1. Devletin kuruluşu. 2. Devletin organları. 3. Temel hak ve özgürlüklerdir arkadaşlar. Yani devletin kuruluşu, işte devlet nedir? Monarşi mi, cumhuriyet mi? 2. Devletin organları nelerdir? Yasama, yürütme, yargı. Kural koyar, kuralları uygular, uyuşmazlıkları çözüme bağlar. Yeter mi bir anayasa için? Hayır, eksik kalır o anayasa. O anayasanın en önemli tarafı nedir? Halkın hak ve özgürlüklerinin de ana metinde belirtilmiş olmasıdır arkadaşlar. Vatandaşların, herkesin. İşte temel hak ve özgürlüklerin olmadığı bir anayasaya anayasa diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın olağanüstü durumlarda bunlara da ihtiyaç yoktur ama normal zamanlarda temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi gerekiyor bir anayasada. Olmazsa olmazdır, yoksa sadece bir metinden ibaret olur. İşte bunlar anayasa hukukunun konusunu oluşturuyor. Peki anayasa tarihine biraz bakacak olursak. Anayasaya şöyle bakın. Anayasa bir takım hukuki kurallarla devletin gücünü sınırlayan bir metindir aslında. Kime karşı? İnsanlara karşı. Dünya tarihinin ilk anayasası olmasa da ilk anayasal belgesi 1215 tarihli Magna Carta'dır arkadaşlar. Magna Carta, Magna Carta Libertum dediğimiz İngiltere Kralı Yursu John'la İngiliz soyluları, asilzadeler arasında yapılan ve temelinde vergi anlaşmazlığından kaynaklı olan ve buna rağmen halka da bir takım hakların sunulduğu bir metindir Magna Carta. Magna Carta'nın Türkiye'deki yani Türk tarihindeki benzeri var mıdır? Vardır. O da ülkemizde Senedi İttifak olarak geçer. 1808 tarihinde Padişah 2. Mahmut'la yine asilzadeler, soylular, ayanlar arasında yapılan bir misak, sözleşmeden ibarettir. Ancak Magna Carta'dan farklı olarak bir kere ikisini de doğuran olay vergidir. Vergi meselesi çok önemlidir bakın. Dünyada demokratikleşmenin temelinde vergi meselesi vardır. Ancak bir fark var. Magna Carta'da halka da bir takım haklar verilmişken Senedi İttifak sadece ayanlarla padişahın arkadaşlar karşılıklı ilişkisini düzenleyen bir metin olarak kalmıştır. Ama ilk defa bizde padişahın, hükümdarın yetkilerini kısıtladığı için, sınırladığı için diyelim bir yenilik olarak arkadaşlar bir anayasal belge olarak kabul edilir anayasa hukukçuları tarafından. Ama ne değildir? Bir anayasa değildir arkadaşlar. Neden anayasal belge? Devletin gücünü sınırlayan bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Belki daha sonraki anayasanın temeli olarak düşünülebilir. Peki dünya tarihinin ilk yazılı anayasası hangisidir? Yani dünyada ilk defa anayasa adı altında bir metin olarak ilan edilen metin hangisidir? 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'dır. İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşı kazandıktan sonra arkadaşlar 13 sömürgenin bir araya gelip oluşturdukları bir anayasadır. 1787 tarihli ABD Anayasası. Peki daha sonra Fransız İhtilali oluyor 2 sene sonra 1789'da ve Fransızlar 1791'de 2. Dünyanın Anayasası'nı yapıyorlar. Dünyanın 2. Avrupa'nın ilk yazılı anayasası da 1791 tarihli Fransa Anayasası'dır. Peki bizim tarihimizin ilk yazılı anayasası hangisidir diye sorulursa cevap kanuni esasidir. Bakın tazminat fermanı, ıslahat fermanı bunlar da demokratikleşme alanında yapılan bir takım gelişmeler ve anayasacılık hareketleri olarak kabul edilebilir belki ama anayasa değiller. İlk yazılı anayasamız anayasa adı altında ilan edilen ilk metin kanuni esasidir. 1876 Padişah 2. Abdülhamit tarafından ferman niteliğinde ilan edilmiştir. Yani tek taraflı iradesiyle ilan edilmiştir. Fermandır arkadaşlar. Peki, değerli arkadaşlarım, önce anayasa kavramına değindik biraz, yani tarihine. Şimdi anayasaların türleri nelerdir? Yani anayasalar nasıl yazılır? Anayasaların metinleri nasıl oluşturulur? Biraz da ondan bahsedelim. Dünyada anayasalar genellikle yazılıdır. Yani bir metne dökülürler. Çünkü hani yazılı olması her zaman daha arkadaşlar önemlidir. Ama yazısız anayasa da vardır arkadaşlar. Hangi ülkenin anayasası yazısız kabul edilir? Onu söyleyeyim. Tabii bütün kuralları yazısız değil. Onu da söyleyeyim.
Özellikle İngiltere'de arkadaşlar kralın kullandığı yetkilerin bazıları gelenekseldir. Geleneksel anayasa hangi ülkenin anayasasıdır diye karşımıza çıkarsa, geleneksel anayasa İngiltere anayasası olarak karşımıza çıkıyor geleneksel olarak. Bunun dışında dünya anayasaları genelde bir metne dökülmüşlerdir. Yani bir metne tek tek yazmışlar arkadaşlar. Peki ikinci olarak da çerçeve anayasa, kazuistik anayasa. Burada yazılı yazısız olmasına bakmıyoruz. Burada mutlaka yazılı olmak zorunda. Tamam, yazılı arkadaşlar. Hani çerçeve de yazısız olabilir ama daha çok yazılı anayasalarda karşımıza çıkıyor. Burada da anayasanın uzunluğuna kısalığına bakıyoruz. Anayasa çok uzunsa, çok kısaysa hangi isimle adlandırılır? Anayasa diyelim ki çok kısa yazılmış. Mesela bir A4'ü düşünün. Onun ön ve arkasını dolduracak kadar yazılmış. Çok uzun yazılmamış. Ona çerçeve, yani çerçevesi çizilmiş. Şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bir anayasada ne kadar çok madde varsa o kadar az özgürlük vardır derler. Hani öyle de bir şey vardır, aklınızda bulunsun. Çerçeve anayasa kısa ve öz hükümlerden oluşan. Çerçeveyi çizmiş, içini doldurmamış, kanunlara bırakmış, kısa hükümlerden, birer maddeden, belki 30 maddeden oluşuyor. İşte biz ona çerçeve, kısa anayasadır. Bu kadar basit, kısa. Bizim böyle bir anayasamız var mı? Var. Hangi anayasamız çerçevedir? 1921 Anayasası, diğer adıyla orijinal adı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, arkadaşlar bir çerçeve anayasadır. 24 maddesi var geçici maddeyle beraber. Yani her biri birer maddeden oluşuyor çoğunlukla. Açtığınızda bir A4'ün ön ve arka sayfasını ancak doldurabilecek kadar. Bakın kısa. Peki uzun uzun anlatılmış. Yani mesela bir camdan aşağı attığınızda kitapçığı kafanızı yaracak kadar arkadaşlar varsa ona da uzun ayrıntılı anayasa diyoruz. Hani o kadar olmasa da bir kitapçık çıkıyor buradan. Öyle bir sayfa değil yani, bir kitapçık çıkıyor. Kazuistik dediği madde maddeyi doğuruyor. Hatta bazı maddeler var ki öyle 5-10 paragraf mesela. Uzun anayasalara da kazuistik anayasa diyoruz. Kazdıkça yenisi çıkıyor. Kazdıkça yeni başka bir madde çıkıyor diye düşünelim. Diğer bütün anayasalarımız nedir? Bakın diğer bütün anayasalarımız, göreceğiz anayasalarımızı. Nedir hep? Kazuistik anayasalardır. Mesela kanun-u esası kazuistiktir. 24 kazuistiktir. 61 kazuistiktir. 82 kazuistiktir. Yani Osmanlı'yı katarsak kanun-u esası 24, 61, 82 kazuistik. Amaç 21 anayasası çerçeve. Peki en kazuistiği hangisi böyle? Yani attığınızda kafamızı gerçekten yaracak olan kitapçık ama olsun, gene de arkadaşlar ayrıntılı. Hangi anayasa? 1982 anayasası en ayrıntılı anayasadır arkadaşlar. Yazdıkça yazmışlar böyle. Hani dedim ya, ne kadar çok uzun olursa o kadar özgürlükler az olur arkadaşlar. Gerçekten de öyle. 82 anayasasına baktığınızda 61'e göre mesela özgürlük alanının çok dar olduğunu görüyorsunuz. Değişiklikler yapıldı ama ilk hali için konuşuyorum. Peki geldik bir başka özelliğine. Yumuşak anayasa, sert anayasa. Burada da anayasanın hangi özelliğine bakacağız? Ya bu anayasa değiştirilebiliyor mu? Değiştirilmesi kolay mı? Yoksa değiştirilmesi zor mu? Kutsal bir kitaba mı dönüştürülmüş acaba? Hani kutsal bir metin gibi mi olmuş yani? Şimdi burada iki şeye bakıyoruz. Eğer değiştirilmesi kolaysa, esnekse, alelade bir kanun gibi değiştirebiliyorsak, basitse değiştirmek, ona yumuşak anayasa diyoruz. Esnek. Değiştirilmesi kolay. Öyle kutsal bir metin gibi arkadaşlar, değiştirilemez bir maddesi yok. Böyle bir anayasa var mı? Var. Hangi anayasamız böyledir? 21 anayasası böyledir. Yani orijinal adı Teşkilat-ı Esasiye. O zaman bizim tek çerçeve, kısa ve öz. Bak, çerçeve çizilmiş, içi boş. Tamam. Ve tek böyle alelade kanun gibi değiştirilebilen anayasa hangisidir derlerse, ne diyoruz? 21 anayasası diyoruz arkadaşlar. Hiç değişemez maddesi yok. Hiç dememiş, şu kadar oylama gerekir, bu kadar oylama gerekir. Kanun nasıl değiştiriyorsa anayasayı da öyle değiştiriyorsun. Sıradan bir kanun gibi yani. Ama diğer bütün anayasalarımız nedir? Diğer bütün anayasalarımız serttir. Diğer bütün anayasalarımız serttir. Peki neydi o anayasalar? Kanuni esası. Osmanlı'ya kadar gidersek tarihimize. 24 anayasası, 61 anayasası, 82 anayasası. Bunlar sert anayasalardır. Değiştirilmesi zorlaştırılmış anayasalardır. Peki en böyle önüne engel konulan, en böyle zor değiştirilen anayasa hangisidir derseniz, yine karşımıza hangisi çıkıyor arkadaşlar? 82 anayasası çıkıyor. Darbe anayasası, 82 anayasası en sert, en esnetilemez, en katı anayasadır. Mesela 24'te 61'de bir madde değişemezken 82'de 3 maddeye çıkarılmış.
Cumhurbaşkanına halk oylamasına götürme yetkisi verilmiş, onay yetkisi verilmiş. Cumhurbaşkanı götürmezse olmuyor gibi. Tamam. Yani anayasanın değişmesine ne koymuşlar? Önüne engelleri arttırmışlar. Halk oylaması getirmişler 82'de mesela anayasanın değişmesi için. İşte bütün bu özellikler anayasayı ne yapıyor? Daha değiştirilemez hale getiriyor. İşte buna da sert anayasa, katı anayasa diyor. Sadece bu şekilde bakın, basit şekilde düşünün arkadaşlar. Peki bir anayasayı sert yapan özellikler nelerdir? Düşüneceksin, ne kadar çok engeli varsa o kadar serttir diyeceksin. Mesela değiştirilemez maddeleri olur anayasaların. Kutsal kitap gibi arkadaşlar. Ancak savaş olur, iç savaş olur, darbe olur. Yeni bir iktidar ortaya çıkar. Anayasa yeniden o yazabilir. Normal dönemde değişmesi imkansız arkadaşlar. Kan gövdeye götürür. İşte biz buna ne diyoruz? Değiştirilemez maddesi olan sert anayasa diyoruz. Mesela 24 ile 61 anayasalarında bir madde değişemezdi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 82'de ise bu madde sayısı 3'e çıkıyor. 2 tane uzun madde daha ekleniyor ve değiştirilemez madde sayısı artıyor. Özel teklif ve oylama çoğunluklar aranır. Mesela kanunlarda özel bir sayı yoktur. Toplantıda kaç kişi varsa yarısından bir fazlası yeterlidir. Sadece alt bir sınır sayı koymuşlardır mesela. Ama anayasada diyor ki 5'te 3 gerekir üye tam sayısının, 3'te 2'si gerekir falan. Böyle yüksek sayılar koymuşlar ki 300, 360, 400, 600'ün mesela. Şimdi 151 nerede kanun çıkarıyorsun 151, 600'de? 360 nerede arkadaşlar? 360'ı bulabilirsen ancak halk oylamasına götüreceksin şu anki anayasamıza göre. Onaylayamıyor Cumhurbaşkanı. 400 olursa ancak onaylayabiliyor. E şimdi 360 sayısına ulaşmak için en az 2 partinin, 3 partinin bir araya gelmesi lazım. Peki bu anayasayı yazanlar neden böyle yapmışlar? Ha, benim yaptığım anayasayı benden sonra gelenler kolay kolay değiştiremezsinler diye arkadaşlar. Peki bazı anayasalar der ki bu anayasa yürürlüğe girdikten sonra 10 yıl değiştirilemez. Niye? Yeni bir devlet kuruyorlar, yeni kurumlar oluşturuyorlar ve halka bunu zorla benimsetmek istiyorlar arkadaşlar. Bu genelde nerede olur? Demokratik olmayan ülkelerde olur. Demokratik olmayan şekilde meydana gelen iktidarlarda olur. Onların yaptığı anayasalarda olur. Mesela darbe gibi, ondan sonra söyleyeyim arkadaşlar, ihtilal gibi durumlarda ortaya çıkar. Peki, halk oylaması varsa anayasa sert midir, yumuşak mıdır? Serttir. Neden? Bir kere parlamentonun evet demesi yetmiyor artık. Bir de halkın evet demesi lazım. Halkın onayından geçecek. Halkın onayından geçmezse ne olmuyor? Yürürlüğe girmiyor. O halde bunun da olması anayasayı ne yapıyor gene? Sert, katı olarak karşımıza çıkarıyor. Anayasa yargısının olması anayasayı sert yapar. Ne yapıyorsun? Bir anayasa mahkemesi kuruyorsun. Anayasanın değiştirilirken anayasa mahkemesi ne yapıyor? Anayasaya aykırı bir değişiklik olursa iptal ediyor onu. Yine bir ne yapıyorsun? Bir engel koyuyorsun işin önüne anayasanın değişmesini. İşte ne kadar çok engel koyarsanız o kadar serttir. İşte 82 anayasası bu yüzden en sert anayasamızdır arkadaşlar. Hemen hemen bu bahsettiğim bütün özelliklere sahiptir 82 anayasası. Ama 21 anayasasında öyle hiçbir şeyden bahsetmez. Alelade kanun gibi değiştirilebiliyor arkadaşlar. Yumuşak anayasa. O halde tek yumuşak, tek çerçeve anayasamız 21 teşkilat-ı esasiye. Diğer bütün anayasalarımız hem kazuistiktir hem de serttir. En kazuistiği, en serti hangisidir? 82 anayasasıdır. Peki, şimdi geldik anayasayı oluşturan iktidarlara. Şimdi, anayasa yapan iktidarlara biz ne diyoruz? Kurucu iktidar diyoruz. Şöyle yapayım arkadaşlar. Anayasa yapan iktidara ne deniyor? Kurucu iktidar deniyor. Neden kurucu dedik? Çünkü anayasa devletin kuruluş belgesidir. Kuruluş belgesi. Anayasayla devlet kuruyorsun. O zaman anayasa yapan güce de kurucu güç, kurucu iktidar adı veriliyor. Bu kurucu güç ya da kurucu iktidar iki şekilde ortaya çıkar. Bir, olağan dışı bir durumda. Olağan dışı duruma ne örnek verebilirim? O ülkede bir iç savaş olmuştur. O ülke bir kurtuluş savaşından çıkmıştır. O ülkede darbe olmuştur. O ülkede ihtilal olmuştur, yönetim değişmiştir. Bakın, bunlar hukuk dışı durumlar mı, hukuka uygun durumlar mı? Çok hukuk dışı durumlar. Peki, hukuk dışı durumda gelen iktidar sınırlı bir güce mi sahip, sınırsız bir güce mi sahip? Yani hukuk dışı bir güçle geldi, hukuku tanımayarak hukuk dışı bir güçle geldi. Sınırlı bir iktidar mıdır, sınırsız bir iktidar mıdır? Hukuku tanımış olsaydı zaten sınırlı olurdu. Hukuku tanımadığı için, yeni bir güç olarak ortaya çıktığı için sınırsız bir iktidardır. Bunun önünde ne halk vardır, ne hukuk vardır, hiçbir şey yoktur. Anayasayı istediği gibi yeniden yapabiliyor. İşte biz buna asli kurucu iktidar diyoruz. Anayasayı yeniden, değişilemez maddeye falan bakmadan yeniden yapabiliyor arkadaşlar.
Peki ne dedim? Olağan durumlarda mı ortaya çıkar, olağanüstü durumlarda mı? Olağanüstü durumu. Devrim, savaş, iç savaş, kurtuluş savaşı, darbe. Tamam. Peki kurucu iktidar eğer, anayasayı, mevcut anayasanın yazdığı şekilde değiştirebiliyorsa, yeniden bakın yapamıyorsa, sadece mevcut anayasaya göre, anayasanın anlattıklarına göre, anayasayı izleyerek anayasanın değiştir dediklerini ancak, anayasanın değişemez maddelerini değiştiremiyor bakın. Değiştirilebilir maddelerini ancak anayasanın öngördüğü şekilde değiştirebiliyorsa ona da tali kurucu iktidar denir. Yani bu olağan durumlarda ortaya çıkar. Olağan iktidardır, hukuka uygun iktidardır. Bunun önünde halk var, bunun önünde hukuk var, bunun önünde arkadaşlar sosyolojik engeller var. Bu anayasa istediği gibi ne yapamaz? Değiştiremez arkadaşlar. Tamam? Buna da tali kurucu iktidar diyoruz. O halde bizim tarihimize örnek verelim. Mesela 61 ve 82 anayasası darbeyle geldi. İşte o zaman bu anayasaları yapan asli kurucu iktidar. 21 anayasası Kurtuluş Savaşı ile geldi. Değil mi? Bir savaş var arkadaşlar. İhtilal oldu Osmanlı'ya. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı gerçekleştirildi. Yeni bir anayasa yapıyor. Asli kurucu iktidar. Peki, bakıyorsunuz günümüzde 2010 değişikliği, 2017 anayasa değişikliği, 82 anayasasında birçok ne yapıldı? Değişiklik yapıldı. Peki bu değişiklikler yapılırken neye uygun değişiklik yapıldı? 82 anayasasındaki maddelere uygun değişiklik yapıldı. O zaman bu nasıl iktidar olur? Tali kurucu iktidar olur. Anayasayı yeniden yapamıyorsun. Sadece mevcut anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde anayasayı yapabiliyorsun. Buna da tali kurucu iktidar denir. Peki, o zaman şöyle yapalım. Anayasa yapan iktidar kurucu iktidardır. Burada bir problem yok. Bu kurucu iktidar sınırsız bir güce sahipse, anayasa yeniden yapabiliyorsa, olağan dışı durumda ortaya çıkmışsa asli kurucu. Bu kurucu iktidar anayasaya göre anayasayı değiştirebiliyorsa, sosyolojik, hukuksal ve birçok engel varsa önünde, sadece değiştirilebilir maddelerini değiştirebiliyorsa tali kurucu iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de kurulmuş iktidar diye bir şey var. Şimdi kurucu anayasa yapıyor. Tamam, sıfırdan. Şimdi anayasa yapıyor pardon. Ya sıfırdan yapıyor ya da anayasayı değiştirebiliyor. Bir de kurulmuş iktidar var. Kurulmuş ne? Mevcut anayasanın oluşturmuş olduğu organlara biz kurucu iktidar diyoruz. Mesela 82 anayasasını yapan iktidar kurucu iktidardır ve asli kurucu iktidar darbeyle geldi. Tamam. İşte Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi tarafından oluşturulan bir anayasa, 82 anayasası. Daha sonra anlatacağım. Peki bu anayasaya göre şu anda Türkiye'de bir yasama organı var, meclis. Bir yürütme organı var, cumhurbaşkanı. Bir de mahkemeler var. İşte anayasayla oluşmuş organlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Kurulmuş organlar diyoruz. O zaman şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin organlarına biz ne diyeceğiz? Kurulmuş organlar diyeceğiz ya da kurulmuş arkadaşlar organlar diyoruz. Kurulmuş iktidar diyoruz. Peki, bu da böyle. Şimdi geldik başka bir konuya, yine bu konuyla alakalı. Devlet ve hükümet sistemleri. Önce devleti aradan çıkaracağız. Devlet nedir? Devlet deyince ne anlamamız gerekiyor? Bir tüzel kişi. Acaba bu tüzel kişi oluşturan unsurlar nelerdir? Birinci unsur ve esas unsur, devletin bir arkadaşlar toprak parçasına sahip olması lazım. Günümüzde başka ülkelerden ayrılarak iç savaşta vesaire devletler kuruluyor. Çünkü dünyadaki topraklar arkadaşlar şu anda hepsi tamamen ne yapılmış? Bölüşülmüş. O halde önce bir ülke olması lazım. Ülke deyince sadece kara sınırı düşünmeyeceğiz. Hava sahası, deniz kıta sahanlığı tamamı ülkeyi oluşturur. Peki bu devletin somut bir unsuru mudur? Evet, somut maddi bir unsurudur ülke. İkinci unsurumuz millet unsuru. Yani devleti oluşturan bir insan topluluğu olmak zorunda. Ama herhangi bir insan topluluğu değil. Aynı amaç etrafında birleşmiş bir insan topluluğu, aynı amacı güden, tarihte bir, kederde bir, tasada bir ulus dediğimiz kavram, halktan ayrılır burada. Millet dediğimiz kavram budur. Aynı amaç etrafında birleşip tasada, kederde bir olan ulus devleti kurar. Üçüncüsü ise egemen olmaktır. Yani kendi kurallarını uygulayabilmektir. Eğer kurallarını uygulayamıyorsa orada devletten bahsedemezsiniz. Bir topluluktur sadece arkadaşlar. Bir kuralları olmalı ve o kuralları uygulayabilme gücü olmalı devletin. Mesela vergi alıyor. Alabiliyor mu? Alamıyorsa orada devlet kavramından bahsedemezsin gibi. Tamam. O halde ülke, millet, egemenlik devletin ana çekirdeğidir, ana unsurlarıdır. Peki, devletin organları nelerdi? Yasama, yürütme, yargı. Yasama kural koyar.
kuralları oluşturur. Sadece kural koyar, başka hiçbir şey yapmaz. Yürütme yasamanın koyduğu kuralları günlük yaşama uygular. Günlük yaşama adapte eder. Yargı ise uyuşmazlıkları çözen devlet organlarıdır. Devlet organıdır diyoruz. O halde devletin unsurları devletin organları arkadaşlar. Eğer bunlar birse, mesela birazdan göreceğiz, üniter devletten bahsediyoruz. Bunlar hep birse. Bunlar farklıysa orada da federatif devlet karşımıza çıkıyor. Orada da ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Devletin unsurları, organları birse üniter devlet, unsurları arkadaşlar, organları ayrılmışsa orada da neden bahsediyoruz? Federatif devletten bahsediyoruz, konuşacağız. Peki devlet şekillerine bakalım. Devlet şekillerini işe yarayacağız. Egemenlik kaynağına göre, hukuki yapılarına göre. Egemen demek devletin başında bir adam var. Bu adam ya da kadın bu devletin başına nasıl gelmiş sorusuna cevap veriyor. Bir de hukuki yapılarına göre devletler var. O da üniter, federal diye ayrılıyor. Geleceğiz ona. Arkadaşlar hangi soruya cevap veriyordu bu egemenlik kaynağına göre? Devlet başkanı göreve nasıl gelir? Evet, devlet başkanı göreve nasıl geliyor? Bu soruya cevap verecek bize. Şimdi bazen hani görüyorum işte monarşi, cumhuriyet dışında oligarşi, teokrasi gibi şeyler de görebiliyorum başka şeylerde. Şimdi oligarşi ve teokrasi günümüzde arkadaşlar birer yönetim biçimi değil. Geçmişte de hani çok hani örneği pek bugünkü gibi arkadaşlar yok. Ve sınavlarda da çıkmıyor, onu söyleyeyim. O yüzden onlara çalışmanıza gerek yok. Oligarşi işte belli bir grup ve zümrenin egemenliğidir. Eski Yunanlılarda vardı arkadaşlar. Yani şimdi onun sınav sorusu olacak bir durumu yok. Soyluların egemenliği. Ya da teokrasi işte dinsel bir yetkiyle arkadaşlar ülkenin ne yapılması? Tanrısal bir güçle yönetilmesi. Bugün bunun arkadaşlar bir örneği karşımızda yok. Daha bugün devletler genel nedirler? Ya monarşidirler ya da cumhuriyettirler. Bakın bugün dünyada devletler ya monarşidir ya da cumhuriyettir. Mesela İran tamam din kuralları, hukuk kuralları olabilir ama İran bir cumhuriyettir arkadaşlar. Çünkü devlet başkanı seçimle göreve geliyor ya da veraset dışı bir yolla göreve geliyor. Bu şekilde bakacağız ola. Devlet başkanı göreve nasıl geliyor? Devlet başkanı eğer veraset tarzı bir yolla geliyorsa ona biz monarşi diyoruz. Tamam? Veraset yoluyla göreve geliyorsa ona biz monark diyoruz arkadaşlar. Monark. Monark eğer gücünü kimseyle paylaşmıyorsa ona mutlak monarşi denir. Gücünü hiç kimseyle ne yapmıyor? Paylaşmıyor. Yani yasama da o, yürütme de o, yargı da o arkadaşlar. Tamam. Hani bir söz vardır arkadaşlar. İktidar yozlaştırır. Gerçekten de öyledir. İktidar yozlaştırır. Ama mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Bakın, iktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar ise mutlaka yozlaştırır. Tartışılmaz arkadaşlar. Kesin bu yani. İşte mutlak monarşide sınırsız bir kral görüyoruz arkadaşlar. Sınırsız yetkilere dayalı bir kral görüyoruz. Bir de meşruti monarşi var. Meşruti monarşide ise arkadaşlar kral yetkilerini paylaşmış. Kimle? Bir parlamentoyla paylaşmış. Kral var ama. Devlet başkanı hala kral. Ama gücünü bir parlamentoyla, bir meclise ne yapmış? Paylaşmış. Bugün bizim tarihimize bakacak olursak, geçmişte yönetim biçimlerine, mesela Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit'e kadar mutlak monarşi var. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Kral istediğinin malına müsaade edebiliyor, istediği hukuk kurallarını uygulayabiliyor, yargılama yapıp arkadaşlar yapabiliyor yani bunları. Gerçekten de öyle. 2. Abdülhamit'le beraber meşruti monarşi rejimi benimsenmiştir ama Türkiye'de gerçek anlamda meşrutiyet 1909'dur arkadaşlar. Daha sonra konuşacağım. Yani her ne kadar 76'da meşrutiyete geçtik diyorsak da gerçek anlamda meşrutiyet bizde 1909 değişikleriyle olmuştur. Daha sonra konuşacağız. Peki bugün Avrupa'da 12 tane ülke monarşiyle yönetiliyor. 12 tane ülke. Ve hepsi de demokratik. Bir de böyle bir şey var. Hepsi de demokratik arkadaşlar. Demokratik ülkeler hepsi de. Meşruti monarşiyle yönetilirler. Ve demokratik ülkelerdirler. Peki, ama kral çok ne değil? Sembolik oralarda arkadaşlar. Çok etkin değil yani. İngiltere'sinden, Danimarka'sından, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, İspanya. Hepsinde kral var şu anda. Ama kralın adını bile bilen yok hani çoğunda. O kadar sembolikleştirilmiş yani. Parlamentolar çok güçlü hale gelmiş. Bundan şuna varmak istiyorum. Bir ülkenin monarşi olması, o ülkeyi şu örneklerden yola çıkarak antidemokratik bir ülke yapmıyor. Tamam? Demokrasi bambaşka bir şey.
Ya da bir ülkenin cumhuriyet olması o ülkeyi demokratik bir ülke yapmıyor arkadaşlar. Bir de böyle bir özelliği var. Cumhuriyette ne var? Devlet başkanı seçimle görev ediyor. Çoğunlukla böyledir. Tamam. Bugün dünyada hemen hemen 193-195 tane ülke varsa belki 160 tanesi, 150 tanesi cumhuriyetle yönetilir. Geri kalanlarda monarşi var. Mutlak monarşiler de var mesela işte Suudi Arabistan gibi. Tamam. Ama bir ülkenin cumhuriyet olması o ülkeyi demokratik bir ülke yapmıyor. Mesela Afganistan bir cumhuriyettir. Irak bir cumhuriyettir. İran bir cumhuriyettir mesela. Suriye'de bir cumhuriyettir baktığınızda. Tamam. Ama Belçika bir monarşidir mesela. Norveç bir monarşidir. İsveç bir monarşidir mesela. Tamam. Ya yani bir ülkenin monarşi olması günümüz anlayışına baktığımızda onu demokratik olmayan bir ülke yapmıyor. Bir ülkenin cumhuriyet olması da onu demokratik bir ülke yapmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Ne zamandan itibaren cumhuriyet rejimi benimselmiştir? 1921 Anayasası'nın 1923 değişikliğiyle arkadaşlar. Türkiye bir cumhuriyettir. Evet. 21 Anayasası'nın 23 değişikliği Türkiye bir cumhuriyettir diyoruz. Peki. Şimdi hukuki yapılarına göre devletleri inceleyeceğiz. İşte üniter devlet, federal devlet. Tahtamızı silelim. Arkadaşlar devam edelim şimdi. Yapılarına göre devletleri bitirdik. Egemenlik kaynağına göre devletler pardon. Devlet başkanı göreve nasıl geliyordu? Veraset yoluyla mı yoksa veraset dışı bir yolla mı? Orada da ikiye ayrılıyordu. Monarşi mi, cumhuriyet mi konuştuk onu. Şimdi hukuki yapılarına göre devletlere bakacağız. Burada da karşımıza tek yapılı, karma yapılı devletler çıkıyor. Tek yapılı üniter bölgeli. Karma yapıda federal, konfederal var ama bugün dünyada arkadaşlar çok örnekler olmadığı için sınavlara da konu olmuyorlar. O yüzden sınavlara konu olanlar üzerinde duracağız burada. Hani bölgenin tek örneği var dünyada İspanya arkadaşlar. O bile olduğu meçhul yani. Konfederal devletinde dünyada şu anda örneği yok. Yani bugün dünyada ülkeler ya üniterdir ya da federaldir arkadaşlar. Sınavda gelirse bu ikisinden bir tanesi gelir diyorum. Peki. Üniter devlet tek devlet demektir. Federal devlet de birden çok devlet demektir. Böyle anlayacağız. Yani devletin unsurları, ülke, millet, egemenlik tek. Yasama, yürütme, yargı tekse o bir üniter devlettir. Dünyada 160'a yakın devlet üniterdir bugün. Yani çok az bir kısmı federaldir arkadaşlar. Devletler genelde üniterdirler. Peki diyelim ki devlet bölünmüş, federal diye bölünmüş, organlar bölünmüş, yasama federalde var, federede var falan. Yani devletin organlarıyla devletin unsurları arasında farklılık varsa orada da karşımıza federal devlet çıkıyor. Önce üniter aradan çıkaralım. Bakın ülkenin tamamında aynı hukuk kuralları var. Nereye giderseniz gidin ülkenin tamamında hukuk aynı. Yasama aynı, yürütme aynı, yargı aynı. Yasama da bir, yürütme de bir, yargı da bir. Yani diğer adı tekçi devlet. Tekçi devlet. Her şey ne? Tek. Yasama, yürütme, yargı tek. Ülke, millet, egemenlik tek. O zaman biz buna hukuk birliği olan devlet diyoruz. Dünyadaki ilk örneği Fransa'dır. İlk örnek Fransız ihtilali ulus devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla beraber. Türkiye'de üniter bir devlettir. Mesela Yunanistan'da üniter bir devlettir. Anayasamızda üniteriz demiyor ama 3. maddede şöyle bir cümle var. Türkiye devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünemez bir bütündür. Üniter demiyor ama bu cümle geçiyor. Ülkesiyle milletiyle bölünemez bir bütündür. Bu cümle arkadaşlar aslında üniter devletin de tanımıdır. Ülkesiyle milletiyle bölünemez bir bütün olmak aslında hukuk kurallarının tam olduğunu, aynı olduğunu, yasama, yürütme, yargının aynı olduğunu bize ne yapar? Anlatır. Peki geldik federal devlete. Federal devlette ise arkadaşlar devletler bir araya gelmiş. Acaba neyle? Acaba neyle? Yazılı bir anayasayla arkadaşlar. Federal devlet mutlaka yazılı bir anayasayla kurulmak zorunda. Çünkü devletleri bir araya getiriyorsun. Devletler bir araya geliyor. Yazılı bir anayasa olmak zorunda. Peki mesela üniter devlette il ve ilçelerin yetkileri kanunla düzenlenir. Çünkü il ve ilçeler merkeze bağlıdır. Ama bunlar da federe devletler yani eyaletler arasındaki yetki paylaşımı kanunla değil anayasayla yapılıyor. Hem federal devletin anayasası var, göreceğiz birazdan ABD anayasası. Bir de eyaletlerin yani federe devletlerin de anayasaları var. Bakın yetki paylaşımı anayasayla yapılıyor, buna dikkat edelim. Peki eyaletler arasında özellikle federal devletler aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda mutlaka uyuşmazlıkları çözebilecek bir yüksek mahkeme bunlarda olmazsa olmaz. Bizim anayasa mahkemesi gibi. Bunlarda yetki uyuşmazlığını çözecek anayasalar arasında yetki uyuşmazlığı çözecek federal yüksek mahkeme olmazsa olmaz bir unsurdur arkadaşlar. Tamam mı? Bu bir. İki tane devlet var dedik.
Federal devlet, federe devlet. Ana gövdeyi oluşturan devlete federal devlet diyoruz. ABD, Almanya. Dışarıdan baktığımızda onları görürüz. ABD, Almanya, Kanada, İsviçre gibi arkadaşlar. Peki içeride ne var? İçeride ise birden çok devletten bahsederiz arkadaşlar. Onlara bazı ülkelerde eyalet deniyor, bazı ülkelerde kanton deniyor. Çoğunlukla eyalet denir. Onlara federe devlet diyoruz. Her federe devletin bir anayasası var. Kendi yasama, yürütme, yargı organı var. Kendi vatandaşlığı var. Ama hepsinin ortak bir bağlı olduğu devlet var. Ona da federal devlet diyoruz. Federal anayasayla bağlıdırlar. Peki o halde eyaletler iç işlerinde serbesttirler. Dedim ya, kendi yasamaları var, kendi yürütmeleri var, kendi yargı organları var, kendi vatandaşlıkları var, kendi hukuk kuralları var. Ama federe devletler dış işlerinde bağımsız değiller. Yani biz buradan baktığımızda ABD'yi görüyoruz. İçerideki devletleri görmüyoruz arkadaşlar. O halde dış işlerinde federal devlete bağlıdır. Yani ana omurgayı oluşturan devlete bağlıdır. Peki o halde burada federal devletin hangisinin tüzel kişiliği uluslararasıdır, öyle diyelim. Uluslararası. Uluslararası tüzel kişiliği olan federal devlettir. ABD, Almanya, Avusturya gibi. Eyaletlerin, yani federe devletlerin neyi yoktur? Uluslararası alanda tüzel kişiliği. Evet, özellikler. Özellikler ama uluslararası alanda tüzel kişiliği yoktur. Türkiye ile ilişki kuramaz. Anlaşma yapamaz mesela eyalet. Onun adına ABD yapıyor. Peki eyaletler arasında yasa birliği yoktur. Neden? Çünkü her eyaletin kendi organları var. Yasama, yürütme, yargı. Bir de hepsinin ortak birleştiği federal devlette yasama, yürütme, yargı var. Yargı anayasa mahkemesi, işte federal yüksek mahkeme. Ana devletin yargısı bu. Asıl yargı işini eyaletlerdeki mahkemeler yapıyor. Uyuşmazlıkları çözme işini arkadaşlar. Peki yasa birliği yoktur diyoruz. Hukukta birlik yoktur. Mesela bir eyalette suç olan başka bir eyalette suç değildir. Ama Türkiye'ye bakın, kanunlar her yerde aynıdır. Peki iki ayrı vatandaşlık vardır. Federe vatandaşlık, federal vatandaşlık diye. Ama üniter devlette tek vatandaşlık vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Fransa vatandaşlığı gibi. Federal devletin yasama organının çift mecliste olması zorunludur. Özellikle federal devlette, eyaletlerin değil bakın, federal devletin çift mecliste olması lazım. Çift meclis. Peki neden çift meclis zorunlu? Çünkü birincisinde arkadaşlar, her eyaletin nüfusu oranla bir meclis oluşuyor. Mesela Amerika'da ona temsilciler meclisi deniyor. Bu da eyaletler arasında eşitsizliğe sebep olabilir. Mesela İstanbul 100'e yakın milletvekili çıkarır. Diyelim ki öyle olsaydı. Atıyorum Yozgat 3-5 tane milletvekili çıkarıyor. O zaman bu İstanbul'u daha ayrıcalıklı kılıyor. Doğru mu? Eyalet sistemi olsaydı mesela. Ama bunlar o işi şöyle çözmüşler. Demişler ki temsilciler meclisinin önüne bir üstüne bir meclis daha koyalım. Ona da senato demişler. Senatodan kimlerden oluşuyor? Her eyaletten gelen iki kişiden oluşuyor. İki tane temsilciden oluşuyor. Kanunlar önce temsilciler meclisinden çıkacak. Federal devletteki meclis. Daha sonra bir üst meclis olan senatodan geçtikten sonra başkana gidecek. Bu şekilde eyaletler arasındaki dengeyi sağlamış oluyorlar. İşte bunlarda çift meclis olmazsa olmaz. Bütün eyalet, bütün federal devletlerde çift meclis var arkadaşlar. Ama hangisinin? Ana devletin, federal devletin meclisi çift. Peki federe devletlerin, federal devletin ayrılma hakları var mı? Ayrılma hakları yok. Evet, ayrılma hakları yok arkadaşlar. Bunu net bir şekilde çiziyorlar. O yüzden bunların anayasaları genelde sert anayasalardır, katı anayasalardır. Değiştirilmesi çok zordur arkadaşlar. Eyaletleri katacaksın, bilmem ne yapacaksın falan filan. Değiştirmeleri de genelde çok zordur. Ayrılma hakları da yoktur diyoruz. Peki, hangi ülkelere örnek verebilirim? ABD, Almanya, Rusya, Kanada, İsviçre, Avusturya, Avustralya. Hani en bilinenleridir, en meşhuru da ABD, Almanya, Rusya, Kanada, İsviçre gibi ülkelerdir. O zaman tek devlet var, en az iki devlet var. Tek hukuk, iki hukuk. Yasama, yürütme, yargı tek. Hem federal düzeyde var, hem federe düzeyde var. Vatandaşlık burada tek, üniter devlette burada iki tane. Yani arkadaşlar aslında bu tek devletken, bu ise birden çok devletin yazılı bir anayasayla yetki paylaşımı yaptığı, yetki paylaşımı uyuşmazlıklarının federal yüksek mahkemeyle çözümlendiği, federal devlette çift meclisin olduğu arkadaşlar, içeride birçok devletten oluşan ama dışarıdan baktığımızda tek devlet gibi görünen devlet modelidir federal devlet. Evet, bu şekilde egemenlik kaynağına göre ve hukuki yapılarına göre devlet şeklerimizi bitirdik ve bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.